Arkadaşlar merhaba. SketchUp fizik motoru ile otomatik şanzıman yaptım. Bunu çalıştırdım ve sizinle paylaşmak istedim. Bu bir animasyon değildir arkadaşlar. Simülasyon. Yani animasyonla simülasyon arasında ne fark vardır? Animasyonda şuradan bir dişliği silseniz gene animasyon devam eder. Yani motor tekeri döndürür. Ama simülasyonda öyle değildir. Buradan bir diş veya bir dişli silerseniz, eksiltirseniz veya yanlış yaparsanız veya çapı küçük veya büyük olursa bu simülasyon çalışmaz. Yani motor tekeri döndürmez. Şimdi kameramızı yukarıya alalım ki simülasyonu başlattığımızda çıkacak olan kontrol panelimizi kamera kapatmasın. Yani burada bakın bir kontrol panelimiz çıkıyor. Şimdi arkadaşlar başlat tuşuyla bakın simülasyonu başlattığımızda ok işaretinden de anlaşılacağı gibi motorumuz çalışmaya başlıyor. Ama tekerimiz dönmüyor. Bakın motor çalışıyor, mil çalışıyor. İki tane kavrama takımımızın yani motordan gelen hareketi iletecek olan kavrama takımı çalışıyor. Tekerimiz dönmüyor. Şimdi birinci vites için bakın birinci vites için birinci ve beşinci kavrama takımlarını etkinleştireceğiz. Birinci kavrama takımı burada. Beşinci kavrama takımı bu taraftan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci kavrama takımı da bu. Önce birinci kavrama takımımızı etkinleştirelim. Evet. Birinciyi etkinleştirdik arkadaşlar. Ve beşinciyi etkinleştirelim. Beşinci kavrama takımımız da burada. 5. Evet. Bu da planet dişliği sabitledi. Şu anda birinci vites aktif. Motorumuz bakın şöyle tekerin turuyla motorun turunu karşılaştıralım. Buradan başladık. 1, 2, 3, evet 3 tur oldu. Tekrar sayalım. Motorumuzun ok işareti yukarıdayken ya da bu yukarıdayken bu neredeyse orayı sabitleyip karşılaştırma yapalım. Bakın başladık. Bu alttayken 1, 2 ve 3 oldu. Aynı yerdeyken 3 tur atıyor. Yani motorumuz 3000 devirde dönerken arabamız yani tekerimiz 10 km hızla 3'te 1'i kadar hız yapıyor. Şimdi motoru tekrar çalıştırdık ve ikinci vitese atacağız. İkinci vitesimiz 1 ve 4. kavramada etkin olması gerekiyor. 1'i etkinleştirdik. Şimdi 4'ü etkinleştirelim. Evet. Biraz daha hızlandı tekerimiz. 3. vites için 1. ve 3. kavrama. 4'ü ayırıyoruz. 3. kavramayı aktifleştirdik. Okları eşitlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, eşitledim. Hemen hemen motorla teker aynı hızda dönmeye başladı. Hatta aynı hızda, evet. Dördüncü vites için 2 ve 4. kavramayı etkinleştireceğiz arkadaşlar.
Tabii bunu otomatik olarak ikisini aynı anda yapacağı için araç biz tek tek yapıyoruz. Bakın teker daha da hızlandı. Şu anda motor devrinden daha hızlı dönüyor teker. Beşinci vitesi için 2 ve 3. kavramayı etkinleştirmemiz lazım. 4'ü serbest bırakıp 2 ve 3. 3'ü etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, biraz daha hızlandı. Şimdi 6. vites için 2. ve 4. kavramayı etkinleştirelim. 2 ve 4. 2 zaten etkin. 3'ü serbest bırakıp 4'ü etkinleştiriyoruz. Evet. Dördüncü kavramada bir sıkıntı var. Hareketi yeniden başlatalım. 2'yi etkinleştirdik. Evet, 4 etkinleşti. Bakın arkadaşlar, şu dördüncü kavrama. Fakat biraz bir gevşeklik var. Kaçırıyor. Evet. Şu anda kaçırmıyor. Evet, biraz kaçırmaya başladı. Sürtünme, tabi bu programda böyle hatalar olabiliyor. Çok hızlı döndürmeye çalıştığı için tekeri, 6. vites. Bakın, şöyle bakalım. Motor yavaş dönüyor, teker daha hızlı dönüyor. Haliyle aslında daha da hızlı dönmesi lazım. Burada bakın ne kadar bir kaçırma var. Şimdi burada kavramayı biraz daha sıkılaştıralım. Ortadaki milleri saklayalım. Kavrama takımımızı kumanda eden jointlerimizden bir ayarlama yapalım. Şimdi evet, 3 milim değil de 3.1 milim gelirse biraz daha fazla sıkı kavrar. Evet, ikinci ve dördüncü kavramayı aktif ettik. Bakın şu anda kaçırma yok. Motor hızımız, şu büyük ok, motor nasıl dönüyor, tekerimiz nasıl dönüyor görüyorsunuz arkadaşlar, daha hızlı dönüyor. Bununla ilgili ders videosu isteyen arkadaşlar olursa K-SOP programında daha görüntü kalitesi iyi bir şekilde ders hazırlayabilirim. Ayrıca bununla ilgili Hasan Yavuz Bey ders hazırlamış. Ondan da faydalandım. Ona da çok teşekkür ederim. Burada çizim kalitesi daha iyi. İzlemenizi tavsiye ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar.